analist açıkladı. 2024 için bu 3 altcoin'e bakın diye söylüyor. Biz de buna bir bakacağız. 2024 için yapılan açıklamaları değerlendirerek burada Adacoin'den bakın soldan ve XRP'den bahsediyor. Neler olabilir, ne gibi beklentilerden söz etmemiz lazım. Bunun üstüne konuşacağız. Üçünün de zaten ne kadar kaliteli kripto paralar olduğunu biliyorsunuzdur. 2024 yılı Boğa'nın son yılı değil. Hatta ATH üstüne ATH patlamalarının yaşanmasını beklediğimiz bu mega sürecin hatta başlangıcı bile diye ifade edebiliriz. O yüzden önemlidir. Üçü içinde hep konuşuyoruz zaten. Önemli fiyat tahminleri bulunmaktadır. Örneğin Adacoin için ortalama 12 dolar civarı. Yine XRP için 15 dolar civarı. Sol için 700 bin dolar skalasında fiyat tahminleri biliyorsunuz bulunmaktadır. Bunlar bence de sezon içinde ideal diye tabir edebileceğimiz zaten fiyat tahminleridir. Sezon güçlü geçecek. Bu tabii ki de yani burada belirtilen fiyatlar ilerleyen zamanlar için sürprize açıktır. Yani farklılıklara açıktır. Ama netice itibariyle minimum bu fiyatlamalarla bizim karşımıza geleceğini düşünüyorum. O yüzden bunların her bir tanesi de şu anda alabileceğiniz, sepete ekleyebileceğiniz en iyi 3 tane varlıktır potansiyel olarak. 2023'ün sonuna yaklaşırken ve gelecek vadeden yıla gözlerimizi dikerken kripto para merakları bir sonraki kazançlı yatırım fırsatlarını belirleme konusunda istekli. Analistlerin 2024 yılında kripto dünyasına şekil verecek 3 altcoin projesine ilişkin bilgileri, değerli bilgiler sunmakta. Listedeki ilk altcoin ada Cardano büyüyen ekosisteminde sürdürülebilirlik, ölçeklenebilirlik ve şeffaflığı olan bağlı ile öne çıkıyor. DeFi'leme verileri tüm Cardano tabanlı tokenların kitli toplam değerinin halihazırda etkileyici bir şekilde 435 milyon dolar aştığını ortaya koyuyor. Cardano için en çok söylenenlerden bir tanesi ya bu kadar büyük bir kripto para birimi olmasına rağmen TVL değerleri düşük deniyor. Doğru çalışma tarzından kaynaklanan bir durumdur ama bunu pozitif anlamda ele alabilmek için ve TVL değerlerini artırabilmek için çalışmalar devam ediyor. SingularityNet'in yarattığı portal şu anda devasa bir harekete sebebiyet veriyor. Son 24 saatte %2'lik düşüşe işaret eden 63 küsür sent fiyatına rağmen Cardano geçen hafta %30, geçen ay %75. Yılbaşından bu yana %160 yani neredeyse 3 katlık fiyat artışı yaşıyor. Analist 2024'te daha fazla büyüme potansiyelinin olduğunu vurguladı. Ayrıca yatırımcıları bu varlığın dinamiklerini anlamak için araştırmayı derinleştirmeye çağırıyor diyor. Bu varlığın dinamikleri nedir? Bu varlığın hareket kabiliyeti BTC ile yüksek korelasyondur. Bak ben size söyleyeyim yani Bitcoin yükselişe, sert yükselişle devam ettikçe adada hareket etmekten geri durmayacaktır. Hiçbir zaman bunu unutmamak gerekiyor. Tabii bu noktada şimdiki fiyatları da sezon geneli için büyük bir alım fırsatı oluşturur. Solan için listede neler var diyor. Sol zaten yani sol için yıl biraz hızlı başlayacak. 2024'ün ocağında Deribit tarafından ABD'de biliyorsunuz ki listelenecek. Böyle bir öneme sahip sol coin'in durumu. O yüzden dikkat etmek lazım. Aynı zamanda Ether'den sonra ETF, spot ETF başvurusu yapılması ve kabul görmesini beklediğim ilk kripto para birimidir. Solana stake edilen değer açısından ilk 5 proje arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Bir Ethereum alternatif olarak işlev gören Solana, DeFi çözümlerini kolaylaştırıyor. Böylece akıllı sözleşme ve merkezi olmayan uygulama oluşturma yeteneklerini sunma. 78 küsur dolardan işlem gören Sol son 24 saatte %9 arttı. Ayrıca yılın başından bu yana %700'lük yani 8 katlık artış yaşıyor. Analist altcoin Solana'nın yüksek verimini, düşük işlem maliyetlerini ve son zamanlarda ilk başarılarını vurguluyor. Böylece 2024'te büyüme potansiyelini işaret ediyor. Yatırımcıların bu varlığı yakından izlemeleri ve piyasa gelişmelerine uyum sağlamaları tavsiye ediliyor. Aynen öyle. Yani solunda hareket normali diğer pek çok majör altcoin'den çok daha farklı değildir.
BTC ile birlikte hareket eder, sert yükselişler yapar. Solun potansiyel katlama oranı bu sezon yüksek piyasa değerine rağmen oldukça fazladır. Dolayısıyla portföylerde muhakkak bulundurulmalıdır. Ada ve solun zaten hareketleri tipik olarak birbirlerine benzerler fiyatlama bakımından. Yine güçlü yükselişler beklediğim bir kripto paradır. Solana'nın TVL değerleri mesela Cardano'ya göre tabii yüksektir. Mesela burada çeşitli bakın kripto para daha doğrusu ağlar var. Yine Ether'i portföyünüzde tutmayı ihmal etmeyiniz. Ether'de bulundurulmalı. TRX önermiyorum. BNB kesinlikle önermiyorum. ARB bulundurulabilir. Solana, Ethereum'un nasıl bir alternatif iken ARB, OP, IMX gibi kriptolar da Polygon, Matic'in bir alternatifidir. XRP de dikkat çekiyor. XRP bireysel satışlarına ilişkin elde ettiği hukuki netlik sayesinde 2023'te öne çıktı. Sej ile Ripple arasındaki mahkeme salonundaki çekişme altcoin XRP'nin menkul kıymetten ziyade bir emtia olarak meşruiyetini artıran olumlu bir kararla sonuçlandı. 60,2 sent seviyesinde fiyatların XRP yılbaşından bu yana %86 artış göstererek direnç gösterdi diyor. XRP'nin farklılıkları olduğunu biz defalarca biliyorsunuz ki ifade ettik. Sol ve Ada'nın aksine XRP coin fiyatları sanki bir meme coin misali. Durgunluk ardından çok sert patlamalar yapabilmektedir. Bu XRP'yi özel kılar. Ben bu durumu oldukça seviyorum. Dolayısıyla düşük fiyatlardan verdiği alım fırsatları boğa sezonlarında korkunç patlamalara dönüşebilme kabiliyeti bulundurmaktadır. Bu sezon çeşitli dev borsalarda tekrardan listelenmesi XRP'yi yine bu sezon korkunç yükselişlerin önünü açacaktır şeklinde söyleyebiliriz. Hele ki 2024'ün başları bence XRP için çok faal geçecek. Sol coin'den sonra ETF'inin oluşturulmasını beklediğimiz kripto para XRP coin olarak karşımıza çıkıyor. Durum bu şekilde yani. Analist yasal statüsüne duyulan yeni güven XRP'nin 2024'te önemli bir büyüme kaydedeceğine inanmakta. XRP çevrilen gelişen manzara ve potansiyel gelişmeleri dikkate almaya çağırıyor. Özetle Ada Sol ve XRP 2024'te altcoin merakları için cazip fırsatlar sunuyor. Analistler bu varlıklara kapsamlı genel bakış sunmakta. Böylece yatırım yapmadan önce kapsamlı araştırma, risk değerlendirmesinin önemini vurguluyor. Kripto piyasası gelişmeye devam ediyor. Bu noktada bilgili ve uyanık kalmak başarılı yatırım stratejilerin anahtarı olmaya devam ediyor diyor. Evet, aynen öyle. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.